TR724 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Melahim Çağı 1 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hani belki başlığa bakıp okumaktan vazgeçebilirsiniz endişesiyle baştan belirteyim ki bu yazı koronavirüs ve Suriye-Libya gibi meselelerle ilgilidir. Biraz teknik ve ağır gelebilir ama meraklısı için enteresan olacağı kanaatindeyim. Şu ayet bir anahtar hükmündedir. Ve öyle bir fitneden sakının ki içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Enfal 25. Merhum Hamdi Yazır bu ayeti tefsir ederken ek olarak izaha ihtiyaç dahi bırakmaz. Ve bir de o fitneden korkunuz ki kesinlikle içinizden yalnızca zulmedenlere isabet etmez. Yalnızca işi yerinden oynatanlara mahsus bir musibet olmakla kalmaz. Aksine genelleşir de hepinizi içine alır. Bazı günahlar vardır ki zararı umuma şamil olur. O günahın sebep olacağı fitne ve karışıklık, getireceği sıkıntı ve bela yalnızca o günahı işleyenleri ve işi yerinden oynatanları yere sermekle kalmaz. O zalimlerle birlikte o işe bulaşmamış, o günahı işlememiş olanlara da isabet eder. Birçok suçsuzları da gelir bulur. Kurunun yanında yaşı da yakar. Mesela yasakların duyurulmasında iyiliği emirle kötülükten men etme gibi konularda yağcılık yapmak, akide ve inançla cihat konusunda tembellik ve gevşeklik göstermek bu çeşit günahlardandır. Bir hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu üzere bir geminin dibini delmeye uğraşan bir kişinin fiili öyle bir boğulma olayı meydana getirir ki bu fitne o geminin içinde bulunanlardan yalnızca onu delen ve onlara yardım edenleri değil, hiç haberi olmayanlara varıncaya kadar hepsine isabet edecek şekilde bir musibet halinde ortaya çıkar. Belki bu işten hiç haberdar olmayanlar daha hazırlıksız yakalanacaklarından dolayı daha zararlı çıkarlar. Bundan dolayı böyle umumi fitnelere meydan vermemek için işin başından itibaren iyi korunmak, muhtemel gelişmelere karşı önceden tedbirli olmak, içtimai hadislerde kontrolü elde tutmak, o gemide bulunanların hepsine farz-ı kifaye olan bir görevdir. İçlerinden bir kısmı bu görevi yerine getirdiği zaman hepsi kurtulur. Hiçbirisi aldırmayıp gemi delindiği zamansa hepsi musibete uğrar. Fakat dikkat etmek lazım gelir ki gemiyi delene mani olalım derken bütün gemidekileri harekete geçirmek ve karışıklık çıkarıp geminin dengesini bozarak onun devrilmesine meydan vermemek de gerekir. Evvela farz-ı kifayenin ifasını yüklenen görevliler bu görevi farz-ı ayn gibi icra edecekler. Mesela geminin kaptanı ve tayfaları gibi ki iyiliği emretmek ve kötülüğü önlemekle görevli yönetici kadro yani idarenin başında olan ümmet görevini tam yapacaktır. Böyle bir yönetim kadrosu yoksa veya var da görevini tam olarak yapmıyorsa farz ihmal ediliyor demektir. İkincisi herkesin kendi kendine toplumsal görevlerini yapıp yapmamaktan hesabı çekmesidir. Üçüncüsü umumi gelişmelerin ve gidişatın akışından gaflet etmemek, gidişatı dikkatle izlemek ve gelişmelerin seyrine zamanında müdahale ederek olaylara yön vermek ve hiçbir zaman kontrolden çıkmasına izin vermemek lazım gelir. Nizam ve intizamla, iyi niyet ve hüsn-i ahlakla bu murakabeyi sürdürmek lazım. Buysa her müminin kendi nefsinde Allah ve Resulü için itaat ve icabeti gerektirir. Ayrıca fitne meydana gelmemesi için kendine ve sorumlu olduğu cemaatine özen göstermesi ve gafletten sakınması yükümlülüğünü getirir. Bundan anlaşıldığına göre umumi fitne yalnızca cürmü işleyen zalimlerin cezası değil, aynı zamanda ona meydan veren gafillerin de cezasıdır. Son nefese kadar çalışıp da fitneye engel olamayanlara gelince, Rabbinize karşı bir mazeret olmak üzere gereğince Allah katında mazur olurlar. Mamafi o zalim ve gafillerin içinde bulunup onlara yakınlık gösterdiklerinden ve komşuluk ettiklerinden dolayı dünya hayatında o musibet çerçevesinin dışında kalmamaları da ihtimal dahilindedir. Ahiret hayatında ecir alırlarsa da dünyada sıkıntı çekerler ve bunların çektikleri sıkıntı o sıkıntıya sebep olan zalimlerin daha şiddetli azap görmelerini icap ettirir. Bunun için fitne ve sıkıntı zalimlerden başkasına isabet etmez sanmayınız ve ondan korununuz.
Ve şunu iyi biliniz ki Allah azabı çetin olandır. Onun cezasının şiddetinden dolayıdır ki yalnızca zalimlere mahsus ve münhasır olmakla kalmaz. Onların çevresinde bulunan yakınlarını da kaplar. Bu ayetten en genel anlamda şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak musibet konusunda nokta atışı yapmaz. Bu konuya devam edeceğiz diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.